Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Tevfik Kürtüncü. 1978 yılından itibaren kıymetli maden ve değerli taş ticareti yapıyoruz. Biz de ticaretini yaptığımız bu sektörde çıraklıktan itibaren hem toptan olarak hem de perakende olarak hizmet veriyoruz. Altının parlak rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi, kolay işlenebilmesi, bununla beraber tepkimeye girmemesi, çamurdan, sudan hiçbir zaman etkilenmemesi tarih boyunca tamamen insanlığın ilgisini çekmiştir. Ve bununla beraber öyle ki tarihte bilinen kayıtlara göre milattan önce 3200 yılına dayanan altın Asurlular tarafından takı olarak, Lidyalılar tarafından da para olarak kullanılan değerli bir metaldir. Altın her zaman en güvenilir limandır. Bununla beraber dünyadaki savaşlar, güç rekabetleri, şu anda içinde bulunduğumuz ve bir an önce kurtulmayı umduğumuz COVID-19 gibi salgın hastalıklar altının her zaman fiyatına etkisi olmuştur. Bununla beraber merkez bankalarında bulunan altınlar, ticaret, ülkeler arası yine söylüyorum rekabet ve aralarındaki ticaret, krizler her zaman altına etkisi olmuştur. Ve altına şöyle bir baktığımızda tarihsel boyunca hiçbir zaman bir önceki bıraktığı yılın altında hiçbir zaman kalmamıştır. Şöyle ki altın uluslararası borsalarda emtia olarak işlem görür. Ve altın fiyatı Londra'daki emtia borsasında günde iki kez sabitlenir. Ve ons dediğimiz durum anlık olarak değişen altın fiyatının İngiltere karşılığında, İngiliz karşılığındaki ölçü birimidir. Ve onsun katsayısıyla beraber çarptığımızda bugünkü altının gram olarak dolar karşılığı ortaya çıkar ki her zaman günlük hayatta duyduğumuz ve altının birim olarak lanse edilen bir birimdir ons. Aslına bakarsanız altın her zaman güvenli liman olarak ortaya çıkıyor. Ülkelerin kağıt para emisyonunun güvencesi olarak altın alması ve altını alırken de altında yukarı doğru seyir haline gelmesi ve insanlarımızın, halkımızın ve dünyadaki tüm toplumların altını yine güvenilir liman olarak görüp altına hücum etmesinden kaynaklanan bir fiyat yükselişi ortaya çıktı. Bununla beraber özellikle birkaç gün önce bulunan aşının altının fiyatının düşmesinde büyük bir etken olduğunu düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun altın fiyatları zamanla düşer, yükselir ama her zaman altın en güvenli limandır. Altının yükselim eğilimine girmesi aslında insanları tekrar altına yöneltti. İnsanlar altın ihtiyacını karşılamakla beraber altına olan yatırım aracı olmasından kaynaklı bir ilgi, alaka oldukça fazla. Hatta bazı haberler görüyoruz. Kredi çekip altın alanları falan görüyoruz. Tabii bu kendilerini ilgilendiren bir durum ama her zaman altın satışı, alışı belirli bir hacimde seyreder. 3 aylık yapılamayan ticaret mutlaka bir yerde patlayacaktı, olumlu anlamda. Bunu da geçen hafta itibariyle gördük. Bugün itibariyle biraz düşmüş olması da altına güvenilirliği asla karşılık gelmez. Gördüğü fiyatları görecektir ve altını yatırım olarak görme durumundan da asla vazgeçmemeliyiz aslında. İstanbul hem ülkemizde hem de dünyada altın ticaretinde önemli bir noktadır. Özellikle Türkiye'deki altın rafinerilerinin merkezi İstanbul olmasından ötürü gramda kuruşla ölçebileceğimiz minimize edilmiş farklar mutlaka olur. Ama bu insanları zarara uğratacak ya da sıkıntıya sokacak bir durum asla değildir. Yani İstanbul'a Kayseri'yi kıyasladığımızda 30 kuruş, 20 kuruş, 40 kuruş bunlar değişkenlik gösterebilir. Ama büyütüldüğü gibi asla bir sıkıntı yoktur. Yatırım aracı olarak ya da takı olarak altın almak isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Kayseri'deki tüm kuyumculardan alışverişini yapabilirler. Yaklaşık 20 yıldır sektörümüzün içerisindeyim. Bugüne kadar elhamdülillah Kayseri'de ticaret yapan hiçbir kuyumcunun sahte altın sattığına şahit olmadım. Halkımızın içi müsterih olsun. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği gerçekten bu konunun üstünde. Her gelen toptancıdan, her gelen altından örnekler alarak ayar,
kalite ve orijinallik kontrolünü odamız yapıyor. Bu noktada dernek başkanımız Sayın Adnan İnce Toprağı ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız kendi kuyumcularından Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ne üye olan tüm mağazalardan ticaretini sorunsuz yapabilirler. Geçmişte bu hatalar başka şehirlerde yaşanmış olabilir. Ama Kayseri altının kontrolünde olsun, satışında olsun, geri dönüşünde olsun hiçbir şekilde akıllarına asla bir soru işareti gelmemeli.